Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün ağlayarak Resulullah'ın huzuruna çıktı. Resulullah sordu: "Ya Ömer, neden ağlarsın?" "Ya Resulallah, kapıda bir genç var. Öyle ağlıyor ki ciğerimi yaktı." deyince Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ya Ömer, onu içeri al, bana getir." O genç ağlayarak içeri girdi. Resulullah ona sordu: "Ey genç, niçin ağlıyorsun?" "Ya Resulallah, günahlarımın çokluğundan ağlıyorum. Cebbar olan Allah'ın gazabından korkuyorum." Resulullah ona sordu: "Ey genç, Allah'a şirk mi koştun?" "Hayır." "Haksız yere birini mi öldürdün?" "Hayır. Allah günahları bağışlar. İsterse 7 kat gök, 7 kat yer kadar olsun. İsterse gök gibi dağlar misali olsun." Bunu dinleyen genç şöyle konuştu: "Ya Resulallah, benim günahım 7 kat sema, 7 kat yer ve gök gibi dağlardan da büyük." Bundan sonra Resulullah sordu, o da cevabını verdi: "Günahın kürsüden de mi büyük?" "Evet, günahım kürsüden de büyük." "Peki günahın Allah'ın affından da mı büyük?" "Şüphesiz Allah en büyüktür. O halde yüce olan Allah günahları bağışlar." Resulullah devam etti: "Şimdi günahını bana anlatabilirsin." O genç şöyle dedi: "Senden utanıyorum ya Resulallah." Bunun üzerine Resulullah tekrar buyurdu. Bundan sonra genç şöyle anlatmaya başladı: "Ben kefen soyucuyum. 7 yıldan beri kabirleri açarım. Bir gün Ensar'dan birinin kızı öldü. Gidip kabrini açtım. Kefeni soyup çıkardım. Aldım, uzaklaştım. Şeytan beni aldattı. Dönüp geldim, onunla nefsimi körelttim. Yanından az ayrıldım, o kız canlandı, bana şöyle dedi: "Ey genç, sana yazıklar olsun. Kıyamet gününün sahibi olan Allah'tan utanmıyor musun ki? O yarın mahkemeyi ilahisinde haksızlığa uğrayanın hakkını zalimden alacak. Beni bu ölüler arasında çıplak bıraktın." Genç sözünü bitirir bitirmez Resulullah ürperdi. Ayağa kalktı. Bir yandan başını sağa sola sallıyordu. Bir yandan da şöyle buyurdu: "Ey genç, cehenneme öyle layıksın ki derhal buradan çık." O genç çıkıp gitti. Tam 40 gece Allah'a yalvardı. 40. gece başını semaya kaldırdı, şöyle yalvardı: "Ey Muhammed'in, Adem'in, Havva'nın Allah'ı, eğer ben bağışlandıysam Muhammed'e ve arkadaşlarına bildir. Bağışlanmadıysam semadan bir ateş gönder, beni yaksın. Ahiret azabından beni kurtar." Bunun üzerine Cebrail Resulullah'a geldi. Şöyle dedi: "Ya Muhammed, selam sana. Rabbin de sana selam eder." Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Selam Allah'adır ve selam ona döner. Allah-u Teala emir veriyor. O kulumun tevbesini tam ve halis tevbeden say. Ben onun tevbesini kabul ettim." Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o genci çağırdı, müjdeledi: "Allah-u Teala tevbeni kabul buyurdu." dedi. Akıllı kimsenin bu hadiseden ibret alması lazımdır. Çünkü zina Allah-u Teala'nın haram kıldığı büyük bir günahtır. Fakat bir gencin gerçekten samimi olarak tevbe ettiğini Allah bilirse onun günahlarını affeder. Ey iman edenler! Nasuh tövbesiyle Allah'a tövbe ediniz.
Tahrim Suresi 8. Ayet. İbn Abbas'ın bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ettiği rivayet edilir. Nasuh tevbesi kalpten pişmanlık duymaktır. Dille Allah'tan bağış talebinde bulunup içinden de aynı hataya tekrar düşmemeyi istemektir. Resulullah şöyle buyurdu. Diliyle tevbe edip günaha devam eden Rabbi ile alay etmiş sayılır. Rabia Adeviye'nin şöyle dediği anlatılır. Tevbemiz ayrı bir tevbeye muhtaçtır. Yani bir kimse dille istiğfar eder ama içinden aynı günahı işlemeyi niyetine alırsa onun tevbesi yalancı kulların tevbesi olur. Şüphesiz böyle bir iş tevbe sayılmaz. Günahı işlememek niyetiyle gönülden istiğfar etmesi lazımdır. Eğer böyle yaparsa Allah onun günahını bağışlar. Büyük günah olsa bile. Çünkü Allah-u Teala kullarına şefkatlidir. Kulların günahından vazgeçer. Günah iki türlüdür. Allah ile kul arasındaki günah, kulların kendi aralarındaki günahlar. Allah ile kul arasındaki günahın tevbe yoluşudur. Dille istiğfar, kalben pişmanlık duymak ve bir daha da aynı hataya düşmemeye niyet etmek. Bir kul bunu yaptıktan sonra bulunduğu mekandan kalkmadan Allah onu bağışlar. Kullarla kullar arasındaki günahların tevbesine gelince, onların helalliğini almadıkça tevbenin sana hiçbir faydası olmaz. Tabiinden bazıları şöyle dedi. Günahkar günah işler fakat devamlı istiğfar eder, pişman olur. Bu vesileyle de cennete girince şeytan şöyle hayıflanır. Vah bana, keşke ona günah işletmeseydim. Ebu Bekir Vasiti'den şöyle nakletti. Ölçülü hareket her şeyde güzeldir. Ancak şu üç şey müstesna. Namaz vakti gelince, ölünün defni işinde, işlenen günahtan sonra yapılacak tevbede. Hakim zatlardan birine sordular. Tevbe edenin tevbesinin kabul olduğuna dair işaret var mıdır? Şöyle dedi. Evet vardır. Şu dört şeydir. Kötü arkadaşlardan ayrılmak, onlara karşı direnmek ve iyi kimselere katılmak. Bütün günahlardan kesik, bütün taatlara dönük olmak. Dünya sevgisini kalbinden çıkarmak. Ahiret hüznünü kalbinde bütünüyle duymak. Allah'ın kefil olduğu rızık ile kalben meşgul olmaktan kendini çekmek. Kendisine emrettiğiyle meşgul olmak. Bir kimsede bu dört alamet bulunursa, o kimse Allah-u Teala'nın şu ayette övdüğü kimselerden olur. Şüphesiz Allah tevbe edenleri, temiz olanları sever. Bakara Suresi 222. Ayet. Allah-u Teala tevbesi makbul olan kimseye dört ikramda bulunur. Allah-u Teala onu günahlarından arıtır. Hiç günah işlememiş gibi yapar. Allah-u Teala onu sever. Şeytanı ona musallat eylemez. Dünyadan ayrılmadan önce Allah-u Teala onu korktuklarından emin kılar. Çünkü bu manada Allah-u Teala şöyle buyurdu. Onlara melekler gelir. Korkmayınız, üzülmeyiniz. Vaad olunduğunuz cennetle sevininiz derler. Fussilet Suresi 30. Ayet. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. Mü'min kul günahından tevbe edince tevbesi kabul olur. Hafaza meleklerine onun kötü işleri unutturulur. Hata işleyen duygularına da hataları unutturulur. Yerdeki makamına da unutturulur, gökteki makamına da unutturulur. Böylece kıyamet günü gelir, aleyhine şahitlik eden olmaz.''